Kumpasçı çete 30 yıllık dostları müşteki ve sanık diye birbirine düşürmek istedi. Böyle bir plan Osmanlı döneminden beri görünmemiş bir tuzaktır. Aleyhimize verdikleri ifadelerin arkadaşlarımıza dehşetli tehditlerle zorla yazdırıldığını çok iyi biliyoruz. Kumpas çetesinin en çok kinlendiği konu bizim birbirimize olan aşırı sevgimiz olmuştur. Bu birlik ve beraberliğimizde karşılıklı menfaat hiç yoktur. Sırf Müslümanlar Kur'an'da kardeş olarak tarif edildiği içindir. Bu yüzden hastalığında ya da sıkıntıya düştüğünde hangi kardeşimiz olursa olsun hep yanında olup birbirimize aşırı düşkün olmuşuzdur. Operasyon ile başlayan çile ve zorluk sürecinde ise bazı arkadaşlarımız seçilerek özel eziyete tabi tutulurlar. Hiç bitmeyecekmiş gibi aylar süren bu psikolojik baskı sürecinde onlar için Türk Ceza Kanunu'nun işletilmeyeceği, hukuki hiçbir haklarının olmadığı, hapisten asla çıkamayacakları, gökyüzünü bir daha göremeyip hapiste çürüyüp ölecekleri söylendi. Bu eziyet ortamından tek kurtuluş yolu olarak yollarından dönmeleri ve Sayın Adnan Oktar'a iftira atmaları tarif edildi. 10, 20 hatta 30 yıldır Allah rızası için yaptıkları faaliyetleri kötüleyerek pişman olduklarını ilan etmeleri istendi. Ancak bu şekilde kurtulabilecekleri söylendi. İşte bu şartlar altında birkaç arkadaşımız kendilerine dikte edilen metinlere imza attılar. Hatta televizyonlara çıkıp bizi ve kendi geçmişlerini kötülemek zorunda kaldılar. Açıktır ki bir avuç kumpasçı ekip sevgimize haset edip Müslümanları birbirine düşman etmek istediler. Ancak biz böyle bir oyuna gelmeyiz ve gelmedik de. Şikayetçi yaptırılan arkadaşlarımız hepsi nur gibi tertemiz kardeşimizdir. Onlara hiç kızmadık, hiç öfkeli değiliz. Hatta yaşadıkları eziyetlerden dolayı onları şimdi daha çok seviyoruz. Önüne hangi engel konursa konsun sevgimiz onlara her zaman sel gibi akar.